Aytmatov'u selamlayalım. Bu da yakın zamanda okuduğum kitaplardan birisi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir eseridir. Kadir İnanır, Ahmet Mekin ve Sultan Türkan Şoray çok büyük bir başarıyla bu filmde oynuyorlar. Unutulmaz bir Türk sineması filmidir ama kitabı da Mehmet Özgül'ün çevirdiği Al Yazmalım, Selvi Boylum Al Yazmalım da okunmaya değer güzel bir kitaptır. Başkanım, şu Buyurun. ağzı var dili yok Pertek Kalesi'nin bir tarihine gidelim mi? Olur. Kısaca bir anlatın. Olur kısaca. İzleyenler de görsünler Pertek Kalesi'ne geldikleri zaman belediye başkanının, turizmden gelen belediye başkanının anlatımıyla biraz tanısınlar. Serhan Bey şöyle ifade etmek istiyorum. Şimdi kimi kaynaklar milattan önce 2000'li yıllara dayandığını dile getiriyor. Ta Hititler döneminden bugüne kadar var olduğunu söylüyorlar ama kimi kaynaklarda milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Urartular döneminden itibaren var olduğunu söylüyorlar. Urartular, Mengücekliler, Bizanslılar ve Osmanlılar döneminden bugüne kadar var olan bir süreçten bahsediliyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Pertek Kalesi bakıldığı zaman Mengücekliler döneminde restore ediliyor. Halit bin Velid tarafından. Mengücekliler sürecine kadar kalenin en üst tepe noktasında Karakuş heykeli var. Moğolca'da Karakuş Pertek anlamına geliyor. Pertek Moğolca'da Karakuş anlamına geliyor. Çok pardon. Özellikle şey döneminde, bu Nevroz dönemlerinde o Karakuş heykeli kanatlarını çırpıyor. Bütün halkı, orası pazar yeri olarak geçiyor. Bütün halkını pazar yerine çağırıyorlar ve orada Nevroz'u hep birlikte kutluyorlar. Eski Pertek şu an arkamda bulunan kalenin doğu cephesinde bulunuyor. Keban Barajı'nın sularının altında kalmış bir noktada. Ve yine turizm değeri tabii geçmişten bugüne kadar var olan bu kalenin illaki bir turizm değeri de olacak. Bununla alakalı 2014-15 yıllarında özellikle Türkiye'nin önde gelen tur şirketleri buralara tur düzenlediler. Yani bundan sonraki süreçte tekrar bunun devamını diliyoruz. Yani kalenin tarihiyle ilgili şunu da eklemek isterim ayrıyeten. Gelin kayalıkları var kalenin doğu tarafında. Vakti zamanında ilçede, yani burada yerleşkede bulunan düğünlerde gelin kayalıklarında kurbanlar kesiliyor. Orada adaklar adanıyor ve düğünlerde organize edilmiş oluyor. Evet. Başkanım teşekkürler. Rica ederim sana. Başkan bir turizmci titizliğiyle anlattı güzel güzel Pertek Kalesi'nin bilinmeyenlerini. Şuradan da ne güzel görünüyor. Bayrağımız orada dalgalanıyor. Keban Barajı burada ve bu da çok önemli bir projedir. Biraz sonra Pertek konuşulurken bu Keban Barajı'nı ve Keban Barajı'ndan kurtulan o mitolojik yapıları da bir konuşacağım sizinle ama şimdi Pertek'teyiz. Pertek'te halk oyunları da çok güzeldir. Ve düğünlerde sevgili seyirciler, sevgili görkemli hatıralar izleyicileri, düğünlerde gençler o düğün alanında her zaman keklik gibi sekerler. Ama ta ki hani oranın ileri gelenleri, bizden daha önce doğanları sahneye çıktıkları zaman yer yerinden oynar. Bilir misiniz bilmem ama ben çocukluğumda Hatay'da, Antep'te, Pazarcık'ta o bizden önce doğanların sahneye çıkışını dört gözle beklerdim. Bakın şimdi Pertek'te o genç yürekler şimdi buraya gelecekler. Güzel bir halay gösterisinde bulunacaklar. Ilgın Öz de bu arada diyor ki anneden gelen sabah mesajı. Annesi Metin Kemal Kahraman dünden beri Dersim resitali yapıyor Halk TV'de ve şu anda da izliyorum. Herhalde kızına gönderiyor annemiz bu mesajı. Annemizin ellerinden öpüyorum. İbrahim Uyar da Tunceli deyince rahmetli Kamer Genç anılmalıdır. Elbette ki anılacak. Anacağız onu da. Ölümünden birkaç ay önce Pertek feribotunda karşılaşıp sohbet etmiştik. Allah rahmet eylesin diyor İbrahim Uyar. Nuray Candoğan da Metin Kemal ses tonu Gypsy King gibi diyor. Hakikaten de öyle. Gypsy King'den bir Hotel California hemen aklıma geliyor benim. Ses tonuyla çok benzeşiyorlar. Teşekkürler. Her hafta Türkiye'yi geziyoruz diyor. Nuray Candoğan'ın gönderdiği mesaj ve ağalar beyler gelin şöyle lütfen. Çalsın davul. Buyurun.
Evet, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi biz de tutamadık kendimizi. Bağışlayın bizi, kusura bakmayın. Detone olmuştur ayaklarımız. Senkron uyumu olmamış olabilir ama bir medeni cesaret gösterdik başkanımızla birlikte. Ben müsaadenizle bir konuyu paylaşmak istiyorum biraz sonra. Paylaşalım başkanım, paylaşacağız Şöyle söyleyeyim, onları. şimdi aslında doğmadan önceki sürecim aklıma geldi. O nereden çıktı diyeceksiniz. Davul çalan Pilto amca, annemle babam evlendiği zaman onların düğünlerinde de davul